Selamlar herkese. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün eğitim serimizin dördüncü modülüne geçtik ve artık biraz daha heyecanlı bölümlere geçtik aslında. Dördüncü modülde proje geliştirme kısmına beraber bakacağız. Arbitrum üstünde bir proje geliştirmek istiyorsanız nereden başlamalısınız? Neler yapmalısınız? Bunlardan bahsedeceğiz. Gerçekten imkansız değil. Bu alanda bir şey bilmiyorsanız bile sadece ilginiz varsa bile bir yerden başlayabilirsiniz. Çünkü günümüz teknolojisiyle hem zor değil hem de Arbitrum bu konuda sizlere her kaynağı sağlıyor. Ve ben de bunların hepsinden bahsedeceğim. Bu arada kaynak derken hem bilgi açısından gerekli her kaynağı hem de finansal kaynakları sağlıyor diyebiliriz. Arbitrum'da proje geliştirmek. Bir hızlı özet geçelim. Belki eğitim serimizi en başta izlemeyenler vardır. İlk kez bu videoyu izleyecekler vardır. Onun için Arbitrum ne? Arbitrum Ethereum katman 2 çözümü. E, Ethereum ağı katman 1 ve Ethereum'da işlem ücretleri yüksek. işlemler yavaş gerçekleşiyor ve bundan dolayı da Arbitrum buna bir çözüm olarak geldi. Geldi. ve bu sayede akıllı sözleşme işlemlerini daha hızlı ve daha düşük maliyetli hale getirdi. Optimistik Rollup teknolojisiyle de işlemleri daha verimli bir şekilde işleyebiliyor. Çünkü ne yapıyor? Ethereum zinciri dışında hepsini işliyor, paketliyor, Ethereum'a tek olarak iletiyor. Yani diyor ki Ethereum'a ben senin yerinde her şeyi halledeyim, sana hazır vereyim, sen sadece o işleme damgayı bas geçsin diyor. Ve aynı şekilde hiç güvenlikten de ödün vermiyor bunları yaparken Arbitrum çünkü Ethereum'un güvenliğini kullanıyor. Neden Arbitrum'da proje gelişti mainless kısmına geçtik. Az önce bahsettim aslında detaylardan ama bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. Arbitrum'da birçok başarılı proje var. Milyonlarca kullanıcıya sahip. Günde milyonlarca dolar hacim dönen birçok başarılı proje var. Bu örnek projelerde aslında size neden burada geliştirmeniz gerektiğini gösteriyor. Çünkü bu projeler Arbitrum üstünde başarılı bir şekilde ilerleyebiliyorsa başka projelerde ilerliye bilir. Zaten Arbitrum ekosisteminde her alanda proje var. Yani Arbitrum'u bir telefon gibi düşünecektik. Telefonu nasıl banka uygulaması varsa, oyun da varsa, işte sosyal medya platformları da varsa Arbitrum'da da bunların hepsi var. İşte Uniswap, ve Pirate Nation oyunu birçok şey Arbitrum'da da mevcut. Peki ben Arbitrum'da proje geliştirmek istiyorum. Bunun için nasıl başlamalıyım? Öncelikle bir geliştirme ortamı hazırlamanız gerekiyor. Bunun için de birçok araç var ve bu araçları kullanabilirsiniz. Bunlardan ilki Node.js. Ee, Node.js aslında JavaScript kodlarını web tarayıcıda değil bilgisayarın işletim sistemi üzerinde de çalıştırmanızı sağlayan bir yazılım platformu. Eskiden sadece JavaScript vardı ama artık Node sayesinde bilgisayar işletim sistemleri üstünde de kodları çalıştırabiliyoruz. Hızlı ve verimli çalışması sayesinde de sunucu taraflı uygulamalarda ve birçok gerçek zamanlı projede de tercih ediliyor. Diğer bir tanesi ise Hardhat ve Truffle. Bu da özellikle Ethereum gibi blok zincirlerde akıllı sözleşmeler geliştirmek ve test etmek için kullanılan bir araç aslında bir yazılımcısınız, bir geliştiricisiniz. Kodlarınızı kolayca denemenize, işte hatalarınızı ayıklamanıza ve bunları dağıtmaya olanak sağlayan bir geliştirme ortamı gibi düşünebilirsiniz. Diğer bir tanesi ise Ethereum API sağlayıcıları. Burada işte Alchemy var, Infura var örnek olarak. Burada da gerekli araçlar kurulduktan sonra bir test ağ üzerinde geliştirme sürecini test etmeniz gerekiyor. Yani bir hata var mı, yok mu, nasıl gidiyor diye. E, ve bunları yaparken de Ethereum blok zincirine bağlanmak gerekiyor. Çünkü her şey Ethereum üstünde aslında. Arbitrum da Ethereum üstünde. Bu API'ler de bunları sağlıyor. Verileri almak, Ethereum üstünden işlemek, göndermek ve işlemler yapmak için bir iletişim aracı gibi düşünebilirsiniz bu API'yi. Yani örneğin cüzdan bakiyesini kontrol etme, cüzdanda bir işlem gerçekleşme. Buradaki iletişim aracı işte API sağlayıcıları. Şimdi akıllı sözleşmeler var. Bunun arbitrumla ilişkisinden de bahsedelim. Zaten ne demiştik akıllı sözleşmeler? Bir uygulama herhangi bir komut verecekseniz bir sözleşme yapmanız lazım. Nasıl gerçek dünyada herhangi bir şey için alış satış için sözleşme yapıyoruz? Burada akıllı sözleşmeler var. Bunlar otomatikmen gerçekleşiyor. O sözleşmeye ne yazdıysanız otomatik gerçekleşiyor. Bir uygulama geliştirecekseniz de bir sözleşme ihtiyacınız var. Bir oyun geliştirecekseniz de bir sözleşmeye ihtiyacınız var. Ve bu sözleşmeler arbitrum üstündeki hepsi Ethereum'la uyumlu. Onun için Ethereum üstünde önce proje geliştirdiyseniz bunları kolayca Arbitrum'a taşıyabilirsiniz. Solidity dili en çok mesela Ethereum'da kullanıyor. Bu dilde yazdınız. Bunu çok minik değişikliklerle Arbitrum'da da çalıştırabilirsiniz. Diğer bir önemli konu ise Arbitrum'da not kurulumu. Not kurmak önemli. Neden önemli? Çünkü kendi nodunuzu kurmazsanız Arbitrum üstünde bir geliştirici olarak her şeyi istediğiniz gibi kolay yapamazsınız. Başkasının nodunu kullandığınızda burada istediğiniz değişimleri yapamıyorsunuz kolay bir şekilde. Onun için not kurulma önemli. İlk önce bunun Arbitrum'un resmi refosundan not dosyalarını indirebilirsiniz. Daha sonra işte talimatlar zaten o dokümanda var. Ben bunun linkini de bırakacağım açıklama kısmına. Kurulum talimatlarını izleyip başlatabilirsiniz ve daha sonra da konfigürasyon dosyasını ayarlayabilirsiniz. İlk önce ne yapacaksınız? Düğümü çalıştıracaksınız bunları kurduktan sonra. a katılmak için not yazılımını başlatacaksınız ve hangi tarz full mu light mı noda ihtiyacınız var bunu belirleyeceksiniz. Daha sonra senkronizasyon ve erişimi sağlamanız gerekiyor. Çünkü çünkü düğümünüzün Ethereum ve Arbitrum ile senkronize olması gerekiyor. Aksi takdirde zaten bir anlamı kalmıyor. Az önce ne demiştik? İletişim önemli API bağlantı noktalarını açarak Ethereum'un düğümüne erişmesini sağlamanız gerekiyor. Diğer bir nokta ise sürekli bakım. Yani güncellemeleri düzenli kontrol etmeniz lazım. Düğümünüzün kesin çalışması için logları ve performansları izlemeniz lazım. Çünkü burada kendi düğümünüz oluyor bu. Yani kendi düğümünüz olması önemli. Ben eğer mümkünse bunu kullanmanızı size tavsiye ederim. Projenizin hem performansını istediğiniz gibi gibi arttırabilirsiniz. Hem sizlere tam kontrol imkanı sunar. Çünkü nodu şöyle düşünün yani bu sizin aslında bir elektrikli arabaysa onun aküsü gibi düşünün. Onun için bu nodu kendinizin üzerinde kurmanız sizin için oldukça önemli bir Geliştiriciyseniz SDK çok önemli zaten. SDK ne aslında? Bundan da kısaca bahsedeyim. Temel geliştirme araçlarının ve modüllerini bir arada sunan ve burada da işte siz bir geliştiriciyseniz sıfırdan her şeyi inşa etmek zorunda kalmadan projeyi hızlıca başlamanızı sağlayan bir araçların olduğu bir platform gibi düşünebilirsiniz aslında. Tüm temel geliştirme araçları ve modülleri size sunuyor. Akıllı sözleşme entegrasyonu, cüzdan bağlantıları ve işlem yönetimi gibi tüm işlevleri size hazır olarak sunuyor. Yani hiç her şeyi baş baştan yazmanıza gerek yok ve Arbitrum SDK sayesinde hızlı ve kolay bir başlangıç sağlayabiliyorsunuz. Arbitrum SDK sayesinde diğer bir sağlığınız ağ erişim. Ethereum ve Arbitrum katmanları arasında iletişim kurmayı kolaylaştırıyor. Örneğin işte bir uygulama Arbitrum'un hızlı ve ucuz işletme altyapısını kullanarak Ethereum'da daha verimli hale gelebilir. E burada da tabii ki Ethereum'dan o iletişimi Arbitrum üzerinde sağlaması gerekiyor. Bunun dışında test ve simülasyon araçları var SDK tarafında projelerinize işte dağıtmadan önce önce yerel ortamında bu sayede test etmenize olanak sağlıyor SDK araçları. Ya aslında SDK'da her şey var kısacası. Ve bunun sayesinde işleriniz hani normalde 10 gün sürecek şeyi belki 2 günde yapıyorsunuz diyebilirim. Arbitrum SDK'nın ne gibi özellikleri var? Peki işte EVM uyumluluğu var. Solidity ile yazılmış akıllı sözleşmeler Arbitrum üstünde dağıtabiliyor. Düşük gaz ücretleri var. İşlem maliyetlerini optimize eden entegre araçlar sağlıyor size. Zincirler arası mesajlaşmayı sağlıyor. Az önce bahsettiğim gibi Ethereum ve Arbitrum arasındaki iletişimi sağlıyor ve kolay test edilebilirliği sahip Arbitrum Ring bir test ile projelerinizi kolay bir şekilde test edebiliyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi burada bir 10 video yapacağız toplamda proje geliştirme tarafında. Ama bir projeyi geliştirmeden başlamadan önce kapsamlı bir plan oluşturmanız gerekiyor. Yani hedefiniz neler? Projenin amacı ne? Ne elde etmek istiyorsunuz? Kullanıcı mı? Kazanç mı? İkisi de birlikteyse hangisi daha önemli? Bunu hedeflerinize bağlı olarak araçlarınızı seçmeniz. işte SD ayda geliştireceğiniz diğer araçlar, teknolojiler bunları ki seçmeniz. Bir zaman planlaması yapmanız. İşte proje ilk ayında nereye geleceğim? Kaç ay sonra tam istediğim yere geleceğim? Kaç ay sonra teste başlayacağım? Tüm bu planları yapmanız oldukça önemli. Kodlama tarafı için de aynı şekilde. Kodlama sürecine ve hazırlık için hani hangi kodlama dilini kullanacaksınız? Yani buradaki standartlar neler? Hangi geliştirme araçlarını kullanacaksınız? Kütüphaneler neler? Hepsini taramanız, tüm hazırlıkları yapıp başlamanız burada çok daha önemli. Burada zaten Arbitrum tarafından birçok teknik kaynak var. Az önce de bahsettim. Resmi dokumentasyonlar var. Projelerin çoğu açık kaynak. Onun için bu kaynakları da kullanmayı unutmayın. Her şeyi baştan yapmaya gerek yok. Onun yerine bu kaynakları iyi bir şekilde kullanarak projelerinizi çok daha hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Bence en önemli kısımlardan biri ise burada topluluk tarafı. DC, Reddit, Twitter gibi birçok topluluk kanallarında işte siz bir proje mi geliştiriyorsunuz? Orada başka projelerin CEO'larına kolayca ulaşabilirsiniz. Başka projelerin geliştiricilerine kolayca erişebilirsiniz ve sorun yaşadığınız yerleri de onlara danışabilirsiniz. Destek alabilirsiniz ve proje geliştiriyorsanız burada sağladığınız network ve projenizi çok daha iyi yerlerde getirebilirsiniz. Yani ilk adımlar bunlar diyebilirim özetle sizlere. Gelecek videolarda bunların detaylarına gireceğiz ve bir proje geliştirmek için en azından genel hangi etkinliklere sahip olmamız lazım. Hepsine sizlerden bahsetmeye çalışacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa da yorumlara bırakın mutlaka. Gelecek videoda görüşmek üzere.